Burada gördüğünüz nedir? Karşınızda iki tane grafik var. Üstteki basınç zaman. Daha da net olmam gerekirse arkadaşlar, sol karıncığın basıncının zaman içerisindeki değişimini veren grafik demeliyim. Yaklaşık olarak 1,2 saniyelik bir süreden bahsediyorum. Alttaki ise hacim zaman grafiği. Ve burada geçen sürede 1,2 saniye. Sol karıncıkta neler olup bittiğini bu grafikten takip etmek de mümkün. İsterseniz adım adım ilerleyelim. Evet, grafikleri dikkatlice inceleyelim ve herhangi bir anda basıncın ve hacmin aldıkları değeri neden aldıklarını anlamaya çalışalım. Burada bir bakalım, basınç yaklaşık olarak 10 mm civa, onun etrafını çiziyorum. Aynı anda şu şekilde aşağıdaki grafiğe doğru bir kesikli çizgi çiziyorum. Evet, tam da bu anda hacim değeri de 125 mililitre. Bir tane daha yapalım. Mesela burası 80 milimetre cıva. Aşağıya doğru inecek olursam bu noktaya varırım. Hacmin aynı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, basınç artmasına rağmen hacimde herhangi bir değişiklik yok. Bunların ikisi kolaydı. Şimdi kendimizi biraz daha zorlayalım mı arkadaşlar? Mesela burada oldukça yüksek bir basınç var. 120 mm cıva. Hatta bu basınç grafiğinin en yüksek değeri olduğunu bile söyleyebiliriz. Hemen aşağıya bir çizgi çizelim. Evet, yaklaşık olarak buraya bir yere geliriz. 75 mililitre. Basıncın en yüksek değeri olan 120'de 75 mililitrelik bir hacim söz konusu. Devam edelim mi? Buradaki basınç da 100 milimetre civarında. Şimdi bu bilgileri kullanarak farklı bir grafik çizmeye çalışacağız. Evet, basınç ve hacim grafiğinden elde edeceğimiz bu verileri kullanarak farklı bir grafik çizeceğiz. Burası 20. Aşağıya indiğimizde de yaklaşık olarak buraya bir yere geliriz. 50 mililitre gibi görünüyor. Oldu mu? Evet. Ne yapmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bu nokta da basıncın 5 değerini aldığı nokta. Yine aşağıdaki grafiğe inelim. Buranın da yaklaşık olarak 75 olduğunu düşünelim. Burada bir miktar artmış bir basınç değeri var. 12 milimetre civa olduğunu kabul edelim. Burası da başladığımız değer olan 10 mililitre olsun. Aşağıya inelim. Hacim en yüksek değerini almadan hemen önceki noktaya geleceğiz. Evet, bu da yaklaşık olarak 123 mililitre olsun. Tam dolu hale gelmeden hemen önceki andan bahsediyorum arkadaşlar. Son çarpıyı da 125'e koyuyorum. Tamam mı? Evet, basıncın ve hacmin zaman içerisinde nasıl değişikliklerini, değiştiklerini daha doğrusu nasıl değişiklik gösterdiklerini diyelim, gördük. Şimdi de bu iki grafikten elde ettiğim verileri tek bir grafikte toplamaya çalışacağım. Bunun bir süper grafik olduğunu düşünebilirsiniz. Bu eksene hacmi koyuyorum. Burada kullandığımız birimi yani mililitreyi kullanalım, tamam mı? Hacim için sık kullanılan birimlerden biri mililitredir zaten. Burası da 50 olsun. Evet, burası da 125 mililitre. Bu eksene de basıncı koyalım. Basıncın birimi olarak da milimetre cıva kullanacağım. Kilogram bölü metre karede kullanılabilir tabii arkadaşlar ama biz şimdilik milimetre cıva kullanalım. Burayı yaklaşık olarak 120 olarak işaretliyorum. Evet, kullanacağım yeni eksenler bunlar. Başlamak için de bir nokta seçelim. Burada işaretlediğim ilk noktanın başlangıç için iyi olacağını düşünüyorum. Evet, hadi bu noktayla başlayalım. Buradaki basınç 10'du. Hacim ise 125. Buraya minik bir çarpı koyalım. Yeni grafiğin başlangıç noktası da bu olacak. Buradan basınç 80'e yükseliyordu. 80 yaklaşık olarak burada. Hacim ise değişmeyeceği için diğer kırmızı çarpıyı da buraya koyuyorum. İkisini birleştirelim. İşte böyle. Zaman içerisinde değişimler olacağını da biliyoruz. Birinci çarpı ile ikinci çarpı arasında da bazı değişimler oldu. Zaman da ilerledi. Ne kadar süre geçtiğini de buraya yazmak istiyorum. 0,05 saniye. Evet, birinci çarpıdan ikinci çarpıya gelmemiz işte bu kadar sürdü. Devam edelim mi? Zaman geçerken grafikte de yukarıya doğru ilerlememiz gerekir. Öyle değil mi? Peki bundan sonra ne olacak? Basıncın oldukça yüksek olduğu bir noktaya geleceğiz. Yani 120. Hacim ise 75 olacak. Buraya bir tane daha çarpı koyalım. İşte böyle. Bu noktada kanın sol karıncıktan aorta geçtiğini de biliyoruz. Bu ikisini de birleştirmem lazım. Evet. Sonra basınç düşecek, yaklaşık olarak 100'e gelecek. Hacimse hala 50 mililitre civarında. Yani hacim de basınç da azaldı. Şöyle ilerleyelim. Basıncın yüksek değerini görebilelim diye sarıyla çizdiğim bölümü iki parçaya ayırdım. Sarıyla çizdiğim bölümde bir zaman alacak tabii. Evet, o sarıyla çizdiğim bölüm ne kadardı? Hemen işaretleyelim. Evet, bu kısım yaklaşık olarak 0,25 saniye sürüyordu. Yani saniyenin dörtte biri. İlginç değil mi? İlk bölüm oldukça hızlı gerçekleşti. 0,05 saniye sürdü. İkinci bölüm neredeyse onun beş katı sürdü. Ama ilk çizginin beş katı olan bir çizgi görmüyoruz, öyle değil mi? Peki neden diyecek olursanız, bu basınç hacim grafiği ve bu grafikten zamanı takip edemiyoruz. Ben süreleri not ediyorum. Böylece hangi bölümün daha uzun, hangi bölümün daha kısa sürdüğünü takip edebileceğiz. Sıradaki bölümde hacim aynı kalacak ama basınç azalacak. Yaklaşık olarak 20 mm cıvadan bahsediyorum. Evet, 20 aşağı yukarı burada bir yerde olacak. Renkleri doğru kullandığımdan emin olmak istiyorum. Şimdi yeşil kullanmam lazım. Evet, sol karıncık gevşerken yeşili kullanmıştık. Basınç da düşüyordu. Peki bu ne kadar sürecek? Bu bölüm 0,15 saniye kadar sürüyordu. İlk bölüm yani kasılma neredeyse bunun üçte biriydi ama çizgilerin ikisi birbirlerinin aynı gibi değil mi? Biri aşağı yönlü, diğeri yukarı yönlü ama zamanlamaları yani süreleri farklı. Şimdi devam edelim ve basıncın iyice düştüğü, 5 mm civa değerini aldığı noktaya gelelim. Bu anda hacim olarak yaklaşık e, 75 mililitreydi. Basıncı buraya işaretliyorum. Sonra da artmaya başlayacak tabi. Bunu da çizelim. Basınç burada düşüyor, sonra da yükselecek. Buradan 12'ye geliyordu, sonra da sona yaklaştıkça kısa süreliğine artacak ve bu şekilde başladığımız yere geri döneceğiz ve işte karşınızda basınç hacim döngüsü. Bu grafiği gördüğünüzde çoğu zaman buna benzeyen bir grafik olacaktır. Ancak bu sondaki küçük tümseyi görebileceğinizi düşünmüyorum. Evet, siz de ben de bunun burada olduğunu bilsek de çoğu grafikte bunun çizilmediğini göreceksiniz. Karşılaşacağınız basınç hacim döngüsü grafiği daha ziyade bu olacaktır. Bu bölümün ne kadar sürdüğünü de ekleyelim. Ne kadar sürüyordu? 0,55 saniye kadar. Zaman açısından düşünecek olursak sürenin çok büyük bir kısmının burada geçtiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi basınç hacim döngüsü grafiği dendiğinde bahsedilen grafik işte budur.